Herkese merhabalar. Bursluluk son motivasyonumuzu vermeye hazırız. Sizler sınava hazırsınız. Çok iyi hazırlandınız. Çok güzel sorular çözdünüz. 5 Eylül'de inşallah hayallerinize kavuşacaksınız ve bursluluk sınavından istediğiniz sonucu alacaksınız. Değil mi Tonguç'um? Aynen öyle hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Hazır mısın sınava? Çok hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum. Kampımızı izledin değil mi Tonguç'um? Biliyorum hocam. Mükemmelsin. Tebrik ediyorum seni. Biliyorsunuz soruların kat sayısı aynı. Yani bütün soruların kat sayısı aynı olduğu için Türkçe'de, matematikte, fende, sosyalde tüm sorulara dikkatli bir şekilde bakmanız lazım. Tüm soruları dikkatli bir şekilde çözmeniz lazım. 25 tane Türkçe, 25 tane fen, 25 tane sosyal, 25 tane matematik çıkacak ve 100 sorudan sorumlusunuz. Dolayısıyla her bir soruya çok dikkatli bir şekilde cevap vermelisiniz. Ve sadece birinci dönem konular olduğu için biraz daha avantajlısınız. İkinci dönem konularına bakmadık. Birinci dönem konularına odaklanacağız. Muhtemelen sadece birinci dönem konular olduğu için bazı sorular seçici gelebilir, bazı sorular bir tık zor olabilir ama endişelenmemiz gerek yok. Denemelerde her zaman kullandığınız yöntemlerden vazgeçmeyin. Yani soru çözerken Türkçe'de, matematikte, sosyalde, fende hangi taktiği uyguluyorsanız yine benzer taktiği uygulayın. Artık birkaç gün kalmışken sakın yeni taktikler denemeyin. Burası çok önemli. Burası en az ama en az size 10 puan kazandıracak, belki de 20 puan kazandıracak bölüm. Çözemediğiniz soruyla inatlaşmayın. Yani aa bu sene böyleymiş, şöyle. Hayır hayır. Çözemediğiniz bir soru olabilir. Emin olmadığınız soruyu boş bırakın. Çünkü bursluluk sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ama 2 seçenek arasında kalırsanız, bakın bunu söylüyorum. A ile B arasında kalırsanız ne yapacaksın Tonguç'um? C'yi işaretlerim hocam. Hayır canım, niye C'yi işaretliyorsun? A ile B arasında kalırsan C'yi işaretlemez ki. A ile B arasında kaldıysanız 2 seçenek arasından biri ise o zaman atabilirsiniz. Niye? Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor ama bir doğru da 3 yanlış götürüyor. Fakat A, B, C, D arasında kaldınız. O zaman ne yapacağız Tonguç evladım benim? Boş bırakacağız. Boş bırakacağız, harikasın. Veyahut da 3 seçenek arasında kaldınız. O zaman ne yapacağız Tonguç evladım benim? Boş bırakıyoruz hocam. Boş bırakabilirsiniz. Bir de şunu unutmayın. Aklınıza ilk gelen seçenek genellikle doğrudur. Aklınıza ilk gelen seçenek genellikle doğru. Aklınıza ilk gelen seçenek doğru. Bunu da asla unutmayın. Dolayısıyla eğer bir şey aklınıza gelmiyorsa muhtemelen atıyorsunuzdur. Attığınız zaman da yanlış olma ihtimali var. O yüzden şey, ama A ve B arasında kaldınız veyahut da B ve C arasında kaldınız. Ya ben daha çok C diye hatırlıyorum diyorsanız, aklınıza ilk bu geldiyse C'yi işaretleyebilirsiniz. Çünkü bir doğru da 3 yanlışı götürüyor. Bakın bunu her zaman deneme taktikleri videolarımızda söylüyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Buna biz Antep fıstığı yöntemi ya da turlama taktiği diyoruz. Buna bilim adamları, bilim insanları turlama taktiği, biz Antep fıstığı diyoruz. Antep fıstığını seviyor musun Tonguç'um? Oo, çok severim Antep fıstığını. Çok güzel, tebrik ederim. Peki Antep fıstığını yerken yemediğin böyle kapalı bir fıstık geldiğinde ne yapıyorsun? Onu kırmakla uğraşıyor musun? Hayır hocam. Hayır, uğraşmıyorsun. Ne yapıyorsun peki? Açık olan diğer fıstıklara bakıyorum. Harikasın. Açık olan diğer fıstıklara bakıyorsun. İşte sınavda da böyle yapacağız. Şimdi fıstığı yerken aldın bir tane açık, gömdün. Aldın bir tane daha açık, gömdün. Aldın bir tane daha açık, gömdün. Ama bir tane kapalı geldi. Onu kenara koyacaksın. Açıklarla devam edeceksin. En son açıklar bittikten sonra kapalılarla dişini acıtacaksın. Onları en sona bırakacaksın. Ama en başta kapalılar açmaya çalışırsan belki dişin acır, belki süre dolar ve açık fıstıkları yakalayamazsın. İşte sınavda da ilk başta birinci turda yapabileceğimiz kolay soruları güzel bir şekilde yapacağız. Çünkü tüm soruların kat sayısı aynı. Sonra ikinci tura yapamadığımız soruları bırakacağız. Belki üçüncü turda onlardan geri kalanları bırakacağız. Ve burası da çok çok önemli. Diyelim ki önünüzde bir soru var. Diyelim ki bu birinci soru. Şöyle hatta bir kitapçık çizeyim size. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. soru. Şimdi birinci soru burada, ikinci soru burada, üçüncü soru burada, dördüncü soru burada. Şimdi reklam olmasın diye burada sadece rehberlik almak istediğimiz için kendi denemelerimizden göstermiyorum ama bizim denemelerimizden çözmediyseniz mutlaka çözün. Sadece birinci dönem konularını içeren LGS denemelerimizde size fayda olacaktır. Şimdi burada birinci soru yaptınız. Tamam, işaretledin, geçtin. İkinci soru yaptın, geçtin. Üçüncü soru yapamadın ya. Üçüncü soru yapamadım diye sakın sakın şöyle kocaman yapamadım bu soruyu, dönüşte bakarım diye bir işaret koyacak mıyız Tonguç? Evet, işaret koyacağız. Hayır, koymayacağız. Eğer bu işareti koyarsak dönüşte baktığımızda üf ya ben bu soruyu yapamamışım, moralim bozuldu ya. Uf, keşke böyle yapmasaydım. Uf, diyebilirsiniz. O yüzden yapamadığım soruya böyle bir işaret koymuyoruz. Bizim koyacağımız işaret şöyle bir işaret olması lazım Tonguç'um. Böyle değil de yapamadığımız soruyla alakalı. Mesela dördüncü soruyu yaptık. Beşinci soruyu yaptık. Altıncı soruyu yaptık. Yedinci soruyu yapamazsak şöyle küçük bir yuvarlak koyabilirsiniz. Yani bu şu demek. Yapamadım ama dönüşte yapabilirim kardeş. Ne var ki yani? Ama eğer böyle bir yuvarlak koyarsanız falan. Bu hem soruya döndüğünüzde moralinizi bozar hem de gereksiz yere boşuna vakit kaybedersiniz. Dolayısıyla taktiklerimizi söylüyoruz. Birinci taktik, kendimize güvence. Sınavı yapacağımıza eminiz. Çünkü bizler zaten bursluluk sınavına girmeye kazanmış öğrencileriz. İkincisi, hiçbir seçenek bizim için bir şey ifade etmiyorsa atmayacağız çünkü 3 yanlış bir doğru götürüyor. Ama 2 seçenek arasında kaldıysak aklımıza ilk geleni işaretleyeceğiz. Çünkü 1 doğru da 3 yanlış götürüyor. Yapamadığımız soruları ikinci turda
yeniden dönmek için baktığımızda böyle kocaman işaretler değil, şöyle küçük işaretler koyacağız ki moralimiz bozulmasın. Yani önce açık fıstıkları yiyoruz Songuç'um. Kapalıları ne yapıyoruz? Sonraya bırakacağız. Kapalı fıstıkları sonraya bırakıyoruz. Ve sınav esnasında ister istemez birazcık stres olacak. Sınavdan önce borçluluk sınavına hazırlandın mı? Çalıştın mı evladım? Ne falan böyle diyen tipler, onlardan uzak durun. İyi bir uyku alın. Sınav öncesinde beslenme düzeninize de mutlaka dikkat edin. Yani sınav sabahına kendinizi alıştırdığınız gibi sınavdan önceki günlerde bol bol makarna, haşlama, hayır hayır. Her zaman ne yiyorsanız onu yiyin. Her zaman ne giyiyorsunuz onu giyin sınavda ve inşallah da çok güzel bir sınav geçecek. Sınav süresi 120 dakika. Sınav anında zihninizi dinlendirebilirsiniz. Bir sonraki soruya geçmeden arkanıza yaslanıp 10-15 saniye derin nefes almak da sizi sakinleştirecektir. Geçen seneki puanlara baktığımızda 5. sınıflarda, 6. sınıflarda 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarına baktığımızda bir diğer kontenjan var. Bir öğretmen çocuğu kontenjanı var. Öğretmen çocukları biraz daha düşük puanlarla girebilmişler. Bakın 464 puanla girmiş öğretmen çocuğu. Ama diğer kontenjan 466 girmiş. Demek ki öğretmen çocuğu olmanın çok da fazla bir faydası yok gibi. Kanunlarla özel hak tanınanlar var. Orada çok özel aktarmış. Yani mesela şehit çocuğu. O tabii ki çok özel, ekstrem bir durum var. Ailesinin oturduğu yerde yok. Buradan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz bu arada. Ailesinin oturduğu yerde okul yoksa bu durumda yine ekstra biraz daha düşmüş. Ama dikkat ettiyseniz ailesinin oturduğu yer olmayanla normal kontenjan arasında yani böyle 8 puan falan oynuyor. Yani 1-2 soru oynuyor. Dolayısıyla çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Sıkı çalıştığımızda çok güzel elde edebiliriz. Bu 5. sınıf için. 6. sınıfta da benzer bak. 461, 456, 455. Neredeyse öğretmen çocuğuyla ailesinin oturduğu yerde okul olmayan arasında fazla fark yok. Veya 8. sınıflarda 475. 475 öğretmen çocuğuyla aynı puanda neredeyse. Hatta öğretmen çocuğu daha yüksek puanla girmiş. Ve yine burada 468'e kadar düşüyor ailesinin oturduğu yerde okul olmayan. Kanunlarla özel hak tanınanlar zaten direkt 100 puanla alınabiliyor. Dolayısıyla puanlara takılmanıza gerek yok. Ciddi bir şekilde sınavınıza girin. Kendinize güvenin. Başaracak mısınız sonuç? Evet hocam, başaracağız, inanıyorum. Harikasın, başaracaksınız. Asla endişelenmeyin arkadaşlar. Bizler sizin yapacağınıza inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin gayret gösterdiğinizi biliyoruz. Zaten birinci dönem konuları var. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Sınav anında matematikte ya da Türkçe'de ya da fende de sosyalde de olabilir. Böyle seçici bir soru gelirse soruyla sakın sakın inatlaşmayın. Vazgeçin. Dönüşte mutlaka yapabilirsiniz. Ama yapabildiğiniz soruları da işaretlemeyi unutmayın. Hadi bakalım, sizlere başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel haberlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.